This is nothing. Bu azgın insancıklar, bak Allah'a harbiden etmiş bu insancıklar, edepsiz mahluklar. Seyret. Düzelmezsin, seyret. Nasıl düzeldiler? Seyret şimdi. Osmanlıyım diyor. Osmanlılığa gelince hepsi mangalda demişler, kömür bırakmaz. Öyle mi derler Türkçe? Uydurma Türkçe, sana konuşuyorum. Uydurma Türkçeciler sizde. TC vatandaşlar ne olacak? Kül bırakmazlar. Ne kül bırakırlar ne ateş. Ya. Neymiş acaba Osmanlı olmak? He Mustafa? Bismillahirrahmanirrahim. Şey, this is Abdülhamid cake. Oh? This is from Abdülhamid. Abdülhamid is bringing cake before he's coming. Oh, Abdülhamid. Subhanallah, maşallah. That's your party cake. Maşallah. Yeah, Abdülhamid, you're making wedding party the other side of the world. I'm eating cake. People making wedding party here, I don't see nothing. Allah Allah Allah. Dünya tersine dönmüş. Ne helam. Evet. Neymiş o? Osmanlı olmak. Boş duruyor hepsi. Şimdi şeye gelince Osmanlıyız. Pek şanlıyız. Maşallah. Ve Osmanlı'nın neyi var? Neyi kaldı be sende? Neyini bıraktın Osmanlı'nın? Heybetini de kaldırdın. Dış görünüşünü de bitirdin. Ne Osmanlı'sı? Ne kılığı, ne kıyafeti, ne yaşantısı, ne inancı, ne imanı, ne gücü, ne kuvveti, ne iradesi. Hiçbir şey yok. Süpürdü götürdü. Her şey. Allah Allah ya. Bir örnek. Bir örnek. Osmanlı neymiş? Neyin kavgasını yapardı Osmanlı? Şimdi Osmanlıyım diyenler neyin kavgasını yapıyor? Seyret. O zaman anlarsın ne kadar Osmanlı olduğunu. Osmanlı değilsen gerçek manada Mehdi'nin yanında yer arama yok sana. Osmanlı erkeği, Osmanlı kadını değilsen yok. Bitti. Çatlasan, patlasan yok. Duramazsın yanında onu. Bir örnek tam uygun şimdi bu buraya. Söyleyeyim de. Anla Osmanlı neymiş? Neyin kavgasını yapardı? Bir gün diyor, Padişah Efendimizin imzası ile iki papaz gelmiş. Hakimin mahkemesini seyretmek için. Onlar da papazlar da geliyor, Osmanlı'yı inceliyor. Bunu yabancı söylüyor, Osmanlı değil. Osmanlı'yı sevmeyenler. Bunların, çünkü demişler ki, bir devlet böyle güçlü olmasında iki sebeplerden bir tanesi, en büyüğü adaletlidir demek ki. Demek ki mahkemeleri güzel çalışır. Onun için papazlar gelip görmek istemişler mahkemedeki olan hadiseleri ne oluyor. Ve Padişah Efendimiz'den imzalı İki büyük papaz gelmiş hakimin. Yardımcı gelip hakim bey demiş ki efendim padişah efendimizden imzalı kağıtlı iki papaz var. Bunlar da mahkemeye katılıp da mahkemedeki bugünkü olayları seyretmek istiyorlar.
Olur demiş madem ha. Padişahımızdan izinlidirler, otursunlar. Hakimin karşısına bir dava gelmiş. Dava ne? Dava, efendim diyor, anlat. Efendim diyor, ben falan kişinin, bu kişinin tarlasını satın aldım. Evet, tarlayı sürerken tarlanın altından bir küp altın çıktı. Ben dedi tarlanın üstünü satın aldım efendim. Tarlanın altı benim değil. Bu adam tarlanın altında bir küp olduğunu bilseydi bana satmaz dedi bu tarlayı. Onun için bu benim hakkım değil, bunun hakkıdır. Ama buna veriyorum ve bu almıyor. Onun için geldim efendim. Siz karar verin. İyi demiş hakim. Sen anlat bakalım. Doğru söylüyor sayın hakim demiş. Her şeysi doğru. Tarlayı sattım ama altında olduğunu bilseydim belki satmazdım ama Allah bana altında olduğunu göstermedi ki. Ben tarlayı üstündeki nimetler ve altındaki nimetlerle sattım buna dedi. Onun için benim hakkım değil bu sayın hakim dedi. Bu bunun hakkıdır. Ben bu parayı, bu altınları istemem. Hakim şimdi çare bulması lazım. Ne yapıyor şimdi ya? Anla, bak nereye düşmüşün. Ne hale düştüğünü seyret. Osmanlıyım diyenleredir sözümüz. Laikim diyenlere değil. Kemalistlere hiç. Osmanlıyım diyenlere bu. İyi demiş hakim efendi. Şimdi hakim de doğru karar vermesi lazım şimdi. Ne yapacak? Bir küp altın var ortada şimdi. Ne yapacak? Devletin hazinesine de geçiremez. Devlet de istemez onu. Öyle şey olur mu devlet şimdi? Bu bizim hakkımız değil ki. Pekala demiş hakim efendi. Senin demiş çocukların var mı demiş o şikayetçiye. Var efendim demiş. İki oğlum bir kızım var. Ne kadar yaşları? İki oğlan küçük, kız 18 yaşında. İyi demiş. Senin demiş çocukların var mı? Tarlayı satanın. Efendim demiş. Benim bir oğlum var. Yaşı kaç demiş. 19 efendim demiş. İyi demiş. Ben hakim olarak senin oğlun ile onun kızını evlendirdim. O küp altını da onlara hediye verdim. Kabulünüz mü demiş. Aman efendim. Ne güzel bir karar efendim demiş. Benim de kabulümdür demiş. Gidin. Kavga bitti. Söyle bakalım. Öyle bir adamın kızından, öyle bir adamın oğlundan o evlilikten ne biçim bir çocuk çıkar ya? Şimdi şikayet eder herkes. Aman öyle, aman böyle. Osmanlı karısı mısın? Yoksa Osmanlı adamı mısın sen? Söyle bakalım. Yoksa nerede bir üçkağıtçılık varsa iş yaparken bile buradan kaytaralım, buradan çalalım, buradan çırpalım, buradan ya, bu kadar akılsız olma. İşini bil. Ters köşe dön. Köşeyi dönenleri hepsini görüyoruz. Köşede paldır küldür gidiyor artık gümbürtüye. Osmanlı işte. Osmanlı ruhu o. Ona bak. Öyle olabiliyorsan hazırlan Mehdi'nin ordusuna. Ondan değilsen dünya çirkefliğinde koşturup da dünyada kazandıkların seni mutlu ediyorsa dünya kazançları sevinip bayram ediyorsan işin bitti. Osmanlılık bu. Bir parça, bir zerre. Şimdi 700 senelik bir Devlet-i Aliye'den bahsediyorum. 700 senelik milyonlar içerisindeki hadiselerden bir tanesi bu şimdi. Mahkemeler söyle bakalım bunun için mi kavga ediyor şimdi mahkemeler?
İnsanlar mahkemeye bunun için mi geliyorlar yoksa tam tersi? Bu beni çaldı, bu beni çırptı, bu bunu yaptı, bu yalan yaptı, bu dolan yaptı, bu etti, bu etmedi, bu geldi, bu geldi. Yalan şahitlerle dolmuş, iyi. Onun için Osmanlı olmadan da Mehdi'nin ordusundan katılmaz seni. Onun yardımcısı çok. Hem yukarıda var, hem mağarada bekleyenler vardır hazırda. Sen ne? Baştan sona kadar sen ordu olsan ne yarar senin ordun? Fatiha. Bu kadar yeter size. Bu kadar yeter. Başka bir diyeceğiniz var mı?